Hükel kuralı yalnızca monosiklik bileşiklere uygulanabilir. Ancak aromatik kararlılığı var gibi görünen bazı polisiklik bileşikler de vardır. Ve bu bileşiklerden biri de naftalindir. İşte burada naftalinimizin nokta yapısı bulunuyor. Bilindiği gibi naftalin kendine özgü keskin bir kokusu olan beyaz bir çözücü ve çoğumuzun evinde çeşitli amaçlarla kullandığı bir bileşik. Özellikle de temizlik amacıyla. Evet, Naftalin aromatik bir bileşiktir ancak benzen kadar kararlı değildir. Naftalini iki benzen benzeri halkanın bileşimi olarak düşünebiliriz. Şimdi aromatiklik kriterlerimizi kullanarak naftalin molekülünü analiz edelim. Önce naftalindeki her bir karbona bakacak olursak burada her karbonun çift bağı olduğunu görebiliyoruz. Buradaki her karbon sp2 hibritleşmiş yani hibritleşmemiş birer p orbitali var. Naftalinde toplam 10 karbon bulunuyor. O zaman hemen yan tarafa bu karbonların p orbitallerini çizmeye başlayalım. Evet. Şöyle her bir karbona çiziyoruz. Bu p orbitalleri birbirlerinin yanında duruyor ve bu da örtüşebildikleri anlamına geliyor. Ve bir bileşiğin aromatik olup olmamasına dair kriterleri düşündüğümüzde bu ilk kriteri karşılayacaktır, değil mi? Çünkü burada örtüşen p orbitallerini görebiliyoruz. Tabi bu durumda elektronların iki halka boyunca delokalize olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi Hükel kuralı yani bileşiğimizdeki pi elektronunun sayısına baktığımız ikinci kriteri düşünelim. Teknik olarak Hükel kuralını kullanmasak da naftalini incelediğimizde burada 2, 4, 6, 8 ve 10 pi elektronunun olduğunu görüyoruz. Bu 10 pi elektronunu şuraya bir not edelim. Hükel kuralı 4n artı 2 idi. Bu durumda n 2'ye eşit yani 4 çarpı 2 artı 2 eşittir 10 pi elektronu eder. Hükel kuralına göre 10 pi elektronu uygun bir sayı. Evet, teknik olarak Hükel kuralını polisiklik bileşiklere uygulayamasak da naftalin iki kriteri de karşılıyor gibi görünür. Ancak bu 10 pi elektronu her iki halka boyunca tamamen delokalize olur. Bunu göstermenin bir yolu da rezonans yapılarını kullanmak olabilir. Öyleyse aşağıya bir rezonans yapısı çizelim. Tabii önce bu elektronları buraya getirelim. Ardından bu elektronları da şuraya, bunları ise şuraya alalım. Şimdi elde edeceğimiz rezonans yapımızı çizmeye geçecek olursak elektron hareketliliğimizi gösterelim. Pi elektronları bu şekilde konumlanacak ve böylece sol tarafta benzen benzeri bir halka ortaya çıkacak. Hemen sağında halkadaki pi elektronları ise aynı konumda kalıyor. Şimdi buradaki pi elektronlarını solda gösterdik. Ama gerçekte bu pi elektronları tek bağın üstünde ve altında. Yani elektronlara bulma olasılığımız açısından bakarsak oradalar. Tabi bunu bu şekilde çizmem gerekmiyordu. Sadece göstermek istedim. Şimdi bu yapıya eşdeğer olacak bir yapı daha çizelim. Farklı bir rezonans yapısı olmayacak. Sadece buradaki rezonans yapısını göstermenin farklı bir yolunu çizeceğiz. Bu rezonans yapısında solda mavi olan elektronlar şurada yer alıyor. Diğer elektronlar da şu şekilde olacak. Mavi elektronları şöyle bir belirginleştirelim. Evet. Diğer elektronlarımızı da yerlerine koyarsam aslında bu iki çizim birbirine eşdeğer. Kısacası nokta yapıları molekülleri göstermenin kusurlu bir yoludur. Çünkü bu pi elektronlarını solda da gösterebiliriz, sağda da. Ama aslında ikisi de aynı şey. Evet, şimdi bunu çizdiğimize göre başka bir rezonans yapısı çizebiliriz. Öncesinde elektronlarımızın hareketliliğini gösterelim. Bu elektronlar buraya gelirken şuradakiler bir altta ve son olarak buradaki pi elektronları ise yukarıya geliyor. Evet, şimdi ortaya çıkan bu nokta yapısını çizmeye başlayalım. Bu halkadaki pi elektronları aynı kalıyor. Diğer halkada ise elektronlarımız şu şekli alıyor. Böylelikle naftalin için çizebileceğiniz toplam 3 rezonans yapısı var. Tabii bu durum bu 10 pi elektronunun delokalizasyonunu gösterirken naftalinin neden bir miktar aromatik kararlılık sergilediğini az da olsa anlatmış oluyor. Tabii nafterin benzen kadar aromatik değil. Tüm benzen bağları tam olarak aynı uzunluktadır. Ancak yine de naftalinin bir miktar aromatik kararlılığı var. Naftalin polisiklik aromatik hidrokarbon denilen şeyin en basit örneğidir ve polisiklik aromatik hidrokarbonların başka örnekleri de mevcut. Bunlar arasında antraseni sayabiliriz. Bu gördüğümüz örnek gibi birleşmiş benzen benzeri halkaları içeren çok sayıda halka sistemi örneği var. Ancak şimdi bunlara odaklanmak yerine naftalin'in izomeri olan başka bir örnek yapmak istiyorum ve buna azulen deniyor. Azulen organik kimyada nadir görülen güzel renkte bir mavi hidrokarbondur. Renginden başka bazı ilginç özelliklere de sahip molekülle ilişkili yüksek bir dipol momenti var. Bunun yanında 5 karbonlu halkada da yüksek elektron yoğunluğu var. İşte azulen molekülümüz burada. 5 karbonlu halkada sol tarafta. Bu halkada beklediğimizden daha fazla elektron var. Ki bu da ona daha büyük bir dipol momenti vermiş oluyor. Azulen için olası bir rezonans yapısı düşünürsek bunun nedenini bulabiliriz. Şuradaki pi elektronlarının buraya gelmesinin ardından bu elektronlar da bu karbona geçmiş olacak. O zaman ortaya çıkan bu rezonans yapısını çizelim. İyonumuz böyle görünecek. Şimdi formal yüklerimizin nerede olduğuna bakacak olursak buradaki pi elektronlarının üstteki bu karbona geçmesiyle karbon bir ortaklanmamış elektron çifti elde etti ve bu da ona eksi bir formal yük kazandırmış oldu. Ardından şuradaki karbona bir bakalım bu karbon da bir bağ kaybediyor. O zaman bu da artı bir formal yük elde etmiş oluyor. Yani karbokatyonumuz artık burası. Şimdi bu rezonans yapısını analiz ettiğimizde içinde iki tane formal yük barındırıyor. Sağ taraftaki bu halkaya daha dikkatli baktığımızda bu 7 karbonlu bir halka. Ve burada 6 pi elektronu ve bir de karbokatyon bulunuyor. Bir önceki videoda yaptığımız örneklerden biri de buydu. Şimdi buradaki her bir karbon sp2 hibritleşmiş. Örtüşen p orbitallerimiz ve toplamda 6 pi elektronumuz var. Demek ki bu 7 karbonlu halkamız aromatiktir. Sol tarafta baktığımızda ise bu kez 5 karbonlu bir halka görüyoruz. Burada pi elektronları var. Buradaki pi elektronları naftalin örneğinde gördüğümüz gibi aslında her iki halka tarafından paylaşılıyor. Bu yüzden bu elektronların halkada burada olduğunu varsayabiliriz. Ayrıca bir elektron çifti ve eksi bir formal yük de var. Yine bir önceki videoda bu iyonun aromatik olduğunu görmüştük. Toplamda 6 pi elektronu bulunuyor. O zaman bunları şöyle bir belirginleştirelim. Evet, işte buradalar. Toplam 6 pi elektronu var ve karbonların hepsi sp2 hibritleşmiş. Bu iki iyonun neden aromatik olduğuna dair daha ayrıntılı açıklama için bir önceki videoya bakabilirsiniz. Evet. Şimdi bu iki iyonun aromatik olmasından dolayı bir miktar aromatik kararlılıkları da vardır. Ve burada sağ taraftaki bu rezonans yapısı molekülün genel resmine çok daha büyük bir katkıda bulunuyor. Şimdi bu 5 karbonlu halka boyunca eksi yük lokalize olurken artı yük de bu 7 karbonlu halka içinde yayılıyor. Yani delokalize oluyor. Bu da azulene büyük bir dipol momenti veriyor. Yani azulende beklenenden daha büyük bir dipol momenti var. Çünkü burada iki aromatik halka ortaya çıkmış oluyor ve elbette bu durum ekstra kararlılık sağlıyor. Aşağıdaki bu iyon siklopentadienil anyonu. Diğer katyonsa, bir önceki videodan bildiğimiz sikloheptatrienyl katyonudur. Bu elektronların yeniden dağıtılması, azulenin turuncu bölgede absorbe edilmesini sağlar. Tabii bu uzun bir dalga boyu olmasından dolayı çoğu organik molekül için zordur. Bu ayrıca özellikle bir hidrokarbon için nadir görülen mavi bölgede yansımasını sağlıyor. Zaten azulen ismi de mavi anlamına gelen azur sözcüğünden geliyor. Evet bunlar başka özelliklerinin yanı sıra bir miktar aromatik kararlılık da sergileyen bazı halka sistemlerinin sadece iki örneğiydi.